Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ucuz telefon vs pahalı telefon videosunu biz de yapıyoruz. İnsanlar ucuz çiğ köfteyle pahalısını kapıştırıyorlar, lahmacunların 5 liralığıyla 100 liralığını kapıştırıyorlar falan filan. Bizim işimiz de arkadaşlar biraz daha teknoloji tarafı olduğu için biz de kendimizce tabii ki de ucuz telefonla pahalı telefonu kapıştıracağız. Şimdi telefonlarımızdan ucuz olan Vestel Venus E4 arkadaşlar 800 lira civarında satılıyor. Pahalı olan versiyonda 10.000 lira civarında satılan iPhone 10S. Hem de giriş seviyesi arkadaşlar, yani 64 GB olan modeli. Kıyaslamada nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki de çok adil bir kıyaslama değil ama amacımız 1000 TL versus 10.000 TL'yi yakalamaksa bakabileceğimiz belli başlı şeyler var. Sonuçta donanım olarak kapıştırmak falan filan birazcık ayıp olur iki telefon içinde. Ama biz kameralarına bakacağız. Oyun testini yapacağız arkadaşlar. Bunun yanında Çağdaş'la yan yana oturup tasarımlar hakkında da birkaç bir şey söyleyeceğiz. Şunu da söyleyelim. Bu kıyaslama videosu değil arkadaşlar. 1000 TL'lik bir telefon alırsanız ne gelecek karşınıza? 10.000 TL'lik bir şey alınca karşınıza ne çıkacak? Ya da arada 9.000 liralık bir fark var mı? Onu da görmüş olacağız. Şimdi gelin kameralarla başlayalım isterseniz arkadaşlar. E4'te 13 megapiksellik bir ana kameraya sahibiz. Tek kameramız var. Onun yanında da bir tane flash yer alıyor. Aynı zamanda Full HD videolar çekebiliyor. Ancak çektiğiniz video örneklerini zaten siz de görüyorsunuz. Herhangi bir titreşim önleyicisi yok. Onese baktığımız zaman da arkadaşlar iki tane kamera görüyoruz. İkisi de 12'şer megapiksellik. Birisinin 1.8, diğerinde 2.4 diyafram değeri mevcut. Aynı zamanda 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor. Her zaman söylüyoruz megapiksel çok fazla önemli değil diye videolarda. Sonuçta bu 13 çekiyor, bu 12 çekiyor. Ama zaten siz aradaki 9.000 liralık farkı bence burada net olarak görebiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim, iki telefonda ağır çekim videolar çekebiliyor. Vestel Venus'un saniyede kaç kare çektiğini bulamadım arkadaşlar ama iPhone'lar bildiğiniz gibi 240 kare çekiyor epey bir süredir. Düşük ışığa geçtiğimizde fotoğraflarda grenlenmeyi çok net hissediyoruz arkadaşlar. Bu konuyu da her zaman sizlere söylüyorum. Ama aradaki farkı Vestel'in telefonunda çok daha net hissedebiliyorsunuz. Birisi daha fazla kumlanıyor, birisi daha az kumlanıyor. Ön kameralara baktığımız zaman Vestel Venus 5 megapiksellik bir ön kameraya sahip. iPhone'a baktığımız zaman da 7 megapiksel. Yine aralarında böyle farkları çok net anlayabiliyoruz yan yana koyduğumuz zaman. İki telefonda ön ve arka kamerada portre modunda çekebiliyor arkadaşlar. Ama Vestel'de tek bir kamera olduğu için tabii ki de bunu yazılımsal olarak yapıyor. O yüzden fotoğraflar da maalesef çok doğal durmuyor. Çok efektliymiş gibi duruyor. iPhone direkt iki kamerayı orada devreye sokuyor. Arka tarafı güzel bir şekilde bulanıklaştırabiliyor. Arkadaşlar şu anda sesimi iPhone 10S'ten duymaktasınız. Arkamda da Lütfü var. O da diğer telefonu hazırlıyor. Arkadaşlar şu anda sesimi ucuz telefon üzerinden dinliyorsunuz. Mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Aha da arkamda da şimdi Çağdaş var. Şimdi gelin arkadaşlar ben Çağdaş'ı da yanıma alayım. İki telefonla da 10 dakika boyunca bir PUBG oynayalım isterseniz. Bakalım sonuçlar neler olacak. Şimdi Çağdaş'la oturduk. Çağdaş'cığım bir saniye, öyle yok. Önce bir sıcaklıklarını ölçeceğiz telefonların. Hangisi daha çok ısınacak ve hangisinin daha çok şarjı gidecek. Telefon daha başlamadan sıcak. 33.5 sıcaklığı var. %80 de şarjı var. Benim de 34'e 90 oldu abi. 10 dakika boyunca şimdi Çağdaş'la bir PUBG oynayacağız. Bakalım seninki ne kadar hızlı açılacak, benimki ne kadar hızlı açılamayacak. Hadi PUBG'ye açılabilirsin. Aha bende de açılıyor. Ben girdim abi oyuna. Bu arada Çağdaş'ta ayarlar en yüksekti arkadaşlar. Bende de ayarların hepsi en düşüğe zaten otomatik olarak çekiyor. Çağdaş gördüğünüz gibi lobiye indi bile. Ben şu an daha oyuna yeni başlayacağım. Başladım. Oo bak benimkiler zor yükleniyor. Geç yükleniyor. Şöyle bir bak bir sağ sol yapayım. Yani PUBG'yi açıyor ama sanki böyle hani minimum oynanabilir FPS 30'sa bu 20'de falan oynatıyor gibi arkadaşlar. Anam biri vuruyor la beni. Sen de onu vur Çağdaş. Bu oyunun amacı o zaten. Bak neler oluyor. Benim harita bayağı sonradan oluştu yani. Burada normalde evler yoktu. Yakınına gidince fark ettim ki onların hepsi evmiş. Baksana bir daha telefon ucuz olunca doğru düzgün loot bile çıkmıyor. Oynanır mı? Oynanır ama keyif verir mi? Vermez bence. Sende nasıl durumlar? Ben daldım oyunu şu an abi. Adam dibimde. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun lütfen? Dönemiyorum ki. Aha vurdum mu? Aha vurdum, vallahi vurdum. Yani şöyle bir sorun hissediyorum ben. Bak mesela şu mavi kutunun diğer tarafında adam var, tak oraya birazcık zor geliyor. FPS düşük, geç geliyor görüntü. Hani ince atışları yapamayabilirsiniz. Bak seninki akıcı, şundaki takılmaları görüyor musun? Lan! Adam bak orada, gördün mü? Gördüm adamı da, adam da beni... Oğlum arkada üstünde bir tane daha var. Onu da alırsan lütfen sana helal olsun lan. Öldü ya o da. Şimdi öldü. Son 45 saniye Çağdaş. Hiç. Ben bu telefonda 3 tane leşim var. Senin neyin var? Koca bir hiç. Kapanış. Bitti. Şarjım 86. 75 benim de. 4'lük bir kayıp var bende. Benim Vestel'de %5'lik bir kayıpla. Gelmiş. Bende %4. Uy. 43 derece olmuş. 43 telefon. Derece olmuş arkadaşlar. Vestel ateş ediyor. Gerçek anlamda. 38.8. Sende 4 derece, benimki 33'ten.
yükselirken 45'e yükseldi. 12 dereceyi ben gerçekten ilk defa gördüm. Biraz 2013'ten beri buradayım. Bayağı ısınmış telefon arkadaşlar. Yani oyun oynayabileceğiniz bir telefon değil. Ya da çok eski oyunları oynayabilirsiniz. Bir de tasarımlarına bakalım. Tasarım olayına girelim. Şimdi hazır tasarıma girmişken ilk farklılığı hemen söylüyorum. 10 binlik telefon. HGS uygulaması var. HGS uygulaması var. Şurada bir çentik görüyoruz hemen. En gözümüze çarpan. Benimkinde de şöyle mesajları açayım. Da no çentik. No çentik ama kalın bir çerçeve. Bence 1000 liralık bir telefon düşündüğümüz zaman tasarım çok kötü değil. Oyunda arada 9000 liralık fark var ama tasarımda bence arada 9000 liralık fark çok fazla yok. Fotoğrafta da var. Tamam, bunu da kabul edelim. Bunun önü cam, arka da cam. Bunun önü cam, arka amcam diyeceğim şimdi, çirkin espri oldu. Bende parmak izi okuyucusu var. Seninki elma logosu var onun yerine. Aynen. Fotoğraf bölümünde de bahsetmiştik. Burada iki tane kamera var. Bunda bir tane kamera var. Bu telefon hani nispeten yeni bir telefon olmasına rağmen mesela Type-C girişini koymamışlar. Hatta çok enteresan, bayağıdır görmüyordum. Şarj girişi de yukarıda. İşte. Benim sevdiğim bir şey 3.5 mm'lik kulaklık girişi var arkadaşlar. Bir şey diyeceğim abi. Harbiden bu telefon 3.5 mm'lik jack girişiyle şu an bence buna göre daha avantajlı pozisyona geçti. Evet. Evde 1000 tane kulaklığın var. İlla ya dönüştürecek takacaksın ya da Bluetooth'la falan bağlanman lazım. Aynen. Bunun yanında şöyle bak, menülerde şöyle bir gezin bak. Bunda böyle bir kasmayı hissediyorsun. Evet, bu yok. Akışkanlık sorunumuz yok arkadaşlar. Ağırlıklar nasıl Çağdaş? Bir tart bakayım. Ver bakayım. Bu daha hafif. O birazcık daha. Bunda herhalde biraz cam olmasının şeyi olur. Ariye usta parça attırır Çağdaş. Şu faslı gelelim. Yan tarafta standart ses açma kısmı ve telefonu mütleyebileceğimiz bir buton var. Burası bomboş. Bu tarafta da power var. Burada da power ve ses açma kısmı. Hoparlör bunda bir tane var. Bunda iki tane. Bir tanesi de üstte. Biri mikrofon. Biri mikrofon. Aynı. Eğer Lütfi gibi çentiğe takıntınız varsa bir tanesi çentiksiz olduğu için avantajlı. Bunda göz tarayıcı var. Bende parmak izi okuyucu var. Bende parmak izi okuyucusu. Yüz tanımayı ayarlayın diyor Çağdaş. Ayarlamamı istiyor musun? Varmış yüz. İleri seviye bir yüz tanıma değil yani. Tanıyor. Yani ben olsam bu yüz tanımayı kullanmazdım. Vallahi işte helal olsun. Vallahi güzel, bence 1000 liralık telefon. Bir de bununkini test edelim. Bu da aynı. Boyut evet, olarak yine böyle çok abartılı büyük bir ekranı yok. Biliyorsunuz ben çok büyük ekranlı telefonları sevmiyorum arkadaşlar. Ama iPhone 10s Max'in de ekran boyutu bana göre ideal. 10s bu. 10s boyutu, özür dilerim. Bunun birazcık daha büyüğü olunca tabaklaşmaya başlıyor telefon bana göre. Ben kullanamıyorum arkadaşlar. Ama bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişen bir şey. O zaman geçelim abi masaya. Sen biraz da bize teknik özelliklerden bahset. Bahsedeyim. Hadi bakalım. Sonra da çıkalım. Tamam. Oyunlara, tasarımlara da şöyle yakından baktığımıza göre arkadaşlar çok çok az da teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. Donanım olarak Vestel Venus birazcık hakikaten de geride kalıyor bence arkadaşlar. Zira Snapdragon 425 işlemcisi var. Hadi onu bir kenara koyalım. Telefonda sadece 2 GB'lık bir RAM'imiz var. Bence günümüz koşullarına göre düşük kalıyor. Hadi onu da bir kenara koyarsak sadece 16 GB'lık bir depolama alanı kalmış oluyor. Hani 1000 TL vermek yerine böyle birazcık daha üzerine koyup biraz daha üst depolamaya ve RAM'e sahip olan bir cihaz satın alabilirsiniz. iPhone'a baktığımız zaman iPhone'da da 4 GB'lık bir RAM var. Bu telefonda da dilerseniz 64 paraya bağlı olarak 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut. Zaten söylemeye bile gerek yok ama bir tanesinin Android işletim sistemi var. Hatta Android 8.1 ile birlikte geliyor. Nispeten yüksek bir Android sürümüne sahip diyebiliriz. Zaten iPhone 10s güncel olan bütün iOS'leri alacaktır arkadaşlar uzun süre boyunca. Artık videonun inceden böyle sonuna doğru gelebiliriz. Dediğim gibi 1000 TL'lik bir telefonla 10.000 liralık bir telefona yan yana bakmış olduk. Aradaki farkı da sizlere göstermeye çalıştık. Benim sorum şu arkadaşlar, arada 9.000 lira gibi ciddi bir fark var. Sizce aradaki 9.000 lira farka değer mi değmez mi? Bunun cevabını anketten bekliyorum. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Tamam 9.000 vermeyeyim ama üzerine 3.000 daha koyayım. 4.000 liralık bir telefon alayım da diye olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yorumlarda hep beraber tartışalım. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. We'll be right back.